Size göstereceğiz diye bütün tencerelerimizi yakıyoruz bu arada. Ama yakıyoruz ama çıkartması ama son derece kolay. Son derece kolay çıkartması. Şimdi evde bulaşık sabununa ihtiyacınız var. Sıvı bulaşık sabununa ihtiyacınız var. Bunun için ne gerekiyor size? Beyaz sabun kullanıyorum. Hep diyorlar ki cam yıkanan bütün objeleri, bardaklar dahil olmak üzere beyaz sabun buğulu buğulu bırakıyor diyorlar. Şimdi benim yapmış olduğum formülü uygulayın. Sardın mı? Tamam. Süper. Bu ne yanığı? Süt. Süt yanığı. Süt yanığı. Ay dur ne yapıyorsun? Beyaz sabun kokma, bir şey yapmadım ben. Dur. Meltem ablayla yayında. Dur göreyim ben ne yapıyorsun diye. Oh bu da mis gibi böyle. Meltem ablanın klasik başlangıcı bak bu. Evet, beyaz sabun. Oluyor. Beyaz sabun. Şimdi daha önce yani programın başında bir doktorumuz vardı. Egzamadan bahsetti. Dermatoloji doktoru. Benim avuçlarımda da egzama var. Aa, bana da bütün bakayım, bak, benekte olan yerler. Evet. Dur şuradan şöyle. Heh. Geldim. Gördün mü? Bak evet. Kıyamam. Ne yapıyorsun peki? Ben deterjan kullanmadığım halde, doğal ürünler kullandığım halde dermatologumuz dedi ki su bile egzamaya bazen dokunuyor. Onun için elin sudan çıkmıyor. Kendini koruyacaksın ve eldiven kullanacaksın dedi. Ellerini nemli tutacaksın devamlı. Dolayısıyla da deterjan her zaman eldiven kullanamıyorum. Deterjan benim için çok önemli. Kimyasalsız olmalı. Hem yap hem anlat kuzum. Şimdi beyaz sabunu koydunuz. Hı. Üzerine de nereden baksanız bir çay bardağı kadar bir kalıp beyaz sabun bu. Boraks ilave ediyorsunuz. Hı. Bir miktarda şöyle yine bir çay bardağı kadar da karbonat ilave ediyorsunuz. Ben böyle kibar koyuyorum. Anında hemen döküveriyor. Şimdi dökebilirsin kızım. Ha. Neler var içine tekrar boraks söyleyeyim. Koydunuz içine. Karbonat koydunuz ve beyaz sabun koydunuz. Bunun içine Arap sabunu ilave edebilirsiniz. Arap sabunu beyaz sabundan daha parlak hale getirir. Hmm. Bir kaşıkla da Arap sabunu koyayım. Bu çok güzel bir sıvı deterjan. Sadece bunu nerelerde kullanabiliriz? Bu deterjanı yer silmekten tutun da bütün bulaşıklarınızı, tencerelerinizi yıkamaya kadar her şeyde kullanabilirsiniz. Hatta bu karışımı camlarınızı bile silebilirsiniz. Koydum. Şimdi sıcak su. Ha, şunları biraz karıştırsa mıydım? Ya da yok, hemen birbirini alacak zaten. Bebeği olan hanımefendi yapabilir mi bunu? Yapabilir, tabii ki yapabilir. Ha, hani emekleyen bebeği, yani daha titiz olmanız gereken. Yerleri bununla silebilirsiniz. Biberonları bununla çok güzel dezenfekte edebilirsiniz. Hep süt artıkları kalır, süt kalıntıları kalır biberonların içinde ve anneler onları ben şahidim, biliyorum ki çamaşır suyundan hemen çıkıyor Meltem Hanım diyor. Ama çamaşır suyu kalıyor. İşte çamaşır suyu ondan çıkmıyor. İçinde. Evet. Yani siz gözle görürken çamaşır suyu çıktı zannediyorsunuz ama aslında çıkmıyor. Evet, kimya olarak hala içinde oluyor. Halbuki böyle güzel bir reçeteyle çok rahat. Şimdi bunu sıvı hale getireceğiz. Şöyle de yapabilirsiniz. Birazcık ocağın üzerine koyup bütün bu malzemeyi koyduktan sonra iyice erimesini sağlamak için eritebilirsiniz. Ya da ben beyaz sabunu istemiyorum içinde derseniz Arap sabunu, boraks ve karbonatla bu sıvı deterjanı yapabilirsiniz. Sanki biraz daha kuzum. Evet, biraz daha. Evet, bunu sıcak suda yapmak lazım. Şimdi bu bazen uzun müddet kullanmadığınızda hafif böyle katılaşacak gibi oluyor. Süngerinizin üzerine alın bunu. Gayet rahat kullanabileceğiniz muhteşem bir deterjan. Hmm. Sıvı olarak da kullanabilirsiniz, hafif donmuş olarak da kullanabilirsiniz. Ama şu ki gönül rahatlığıyla kullanacağınız, tabağınızı, çatanızı, bardağınızı yıkayabileceğiniz, çocuğunuzun bütün yediği, içtiği kapları yıkayabileceğiniz nefis bir tariftir bu. Bence... Nasıl güzel kokuyor. Babaannemin temizlik yaptıktan sonraki kokusu bu işte. Değil mi? Beyaz sabun, Arap sabunu, bir de boraks ekledik. Daha ne olsun? Bu da harika. Çoluk çocuğu olan, bebeği olan anneler için de muhteşem bir tarif bu. Peki, şimdi balık saklama yöntemlerinden konuşalım mı? Şimdi şunu taktık yapalım mı? Yapalım. Şimdi matkap böyle dönüyor ya. Bak, şuraya. Bak kuzum, o matkabın ne olduğunu bir görelim şöyle. Ne hale geldi? Bunu kocanızla beraber yapmanız gerekecek muhtemelen. Matkabı sıkarsanız, benim evdeki matkabım küçük de minik el matkabı, ondan yapmak kolay. Bak nasıl dönüyor ya, muhteşem bir şey oldu bu. Değil mi? Evet. Şimdi ne yaptık? Matkapla deldik, vida taktık ucuna. Şu hale getirdik. Bunu matkabın ucuna takıyorsunuz. Sonra üzerine diş macunu sürüyorsunuz. Biz bunu diş macunu aslında size göstermiştik. Tek tek yapmak için ama şimdi böylesi. Böylesinin güce dönüştü. Önemini çok hızlı yapıyorsunuz. Tek tek fırçayla ov kare kare onlar böyle buradan başlıyor öbür taraftan. Bundan bir başlıyorsunuz böyle düz çizgi halinde. Mis gibi bütün derz araları pırıl pırıl oluyor. İster yerde olsun, ister duvarda olsun. Beyaz derz araları ne kadar temiz bakarsanız bakın. Kaloriferden, dışarıdan gelen isten pustan sararıyor. O da fayans gibi akıcı bir malzeme olmadığı için derz dolgusu. Ders kalemleri var bundan alakalı ama ders kalemi aldım ettim, onlar da bir müddet sonra kuruyor. Ama diş macunu ve diş fırçası her zaman evde var. Çabuk olsun istiyorsanız da en güzel formül bir makyabın ucuna diş fırçasını takıp ders aralarını böyle hızlı, ben bayılırım hızlı iş yapmaya. Aynen, ben yavaşlatmaya çalışıyorum. Banyonun bir ucundan giriyorsunuz, mutfağın öbür ucundan çıkıyorsunuz, bütün yerleri pırıl pırıl hale getiriyor. Ben birkaç tane başlık kullanıyorum bununla alakalı. Mutfakta lavaboya yakın olan yerlere kullandığım fırçanın ucu başlık. Ondan hemen böyle yağ sıçrıyor bir defa her şeyden önce. En güzel ve pratik yöntemi. Yani yöntem bu. Bunu elinize de yapabilirsiniz. Ama eğer böyle bir sisteme dahil ederseniz diş fırçasını, macununu harika. Ay şöyle yapasım var. Yap bakalım. Diş macunları bir sıçra daha hafifçe. Peki. Şimdi bunu bir şeyin içinde göstermem lazım ama mesela sen şurada tutsan. Tutayım. Ha? Şöyle biraz da bana gelsen. Geldim. Ha? Şimdi. İşte bak böyle. Bembeyaz oluyor. Tam tersi, bunu daha göremediniz. Şimdi şöyle görecekler herhalde. Ha, bak. Farz edin ki burası derz arası. Oh, mis gibi oldu. Yani bu da çıkartmıyorsa artık o derzleri ben bir şey diyemiyorum. Aynen öyle. Son derece kolay bir formül. Peki. Dediğim gibi küçük el makkapları. Birçok markette o kadar 14 liraya satılan el makkabı var. Marketlerde. Artık onu da alabilirsiniz.